Evet değerli izleyiciler, ikinci bölümde devam ediyoruz. Yunanistan'daki tren kazasından bahsetmiştik. Gene 30'un üstünde can kaybı var ve beklenmedik bir şey oldu. Türkler açısından beklenmedik bir şey oldu tabii. Ulaştırma Bakanı istifa etti. Ulaştırma Bakanı istifa etti. Bizde de tren kazaları olmuştu. Pamukova tren kazası. Hani hızlı tren yapacaklardı normal konvansiyel hatlarda ve eski dizel lokomotiflerle ya da elektrikli lokomotif. Bas gaza hız kazandır ve hızlı tren oldu. 37 kişi öldükten sonra böyle olmadığı anlaşıldı. Peki bunun sorumluları ne yaptı? Sorumluları hiç istifa falan etmediler. Makinistin üstüne kaldı. Halbuki makinistin eline bir şablon vermişlerdi. Şu kadar kilometre bu hızla gideceksin. İşaretler bakın yolda yazıyor. Orada işaret işte 100 kilometreye giderken 150'ye çıkacaksın. Öbür tarafta 180. Sonra birden 120'ye ineceksin. Böyle şablon vermişler. Yolların kenarında levhalar dizmişler. Bir tanesini kaçırdı makinist. Tren raydan çıktı. Al sana hızlı tren. Ankara'da Sincan kazası. Hızlı tren kazası. Efendim, sinyalizasyon sistemi kurulmadan açmışlar. Alelacele. Hani bir şeye yetiştirecekler ya sürekli. Onların bir şeyi vardır. Bir vesileyle hemen onu açarlar. Açmışlar. Sonra kaza almış. İnsanlar ölmüş. Kimin umurunda? Onlar açtılar. Kim suçlu? Açan mı? Yok. Makasçı. Suçlu makasçı. Çorlu kazası. Efendim rayların altı yağmurda boşalmış, boşlukta kalmış, tren raydan çıkmış, insanlar can vermiş. Kaza olmuş. Kader planı değil. Eskiden hat bekçileri gibi, hat kontrolörleri gibi bir ekip vardı. Onlar arada dolaşırlardı. Hatlarda böyle bir hasar var mı? Böyle yağmur sonrası, şey sonrası bir hani altı boşalır rayların, tren taşımaz. Kaldırmışlar bu hizmeti. Ve kaza olmuş. Takdiri ilahi, değil mi? Bakın dünyada çok enteresan şeyler var. İstifalar var. İstifa bir erdemdir. İstifa bir erdemdir. Ayrıca istifa affını istemekte değildir. Affını istemekte değildir. Şimdi şunları bir sıralayalım, sonra bekliyorsunuz EYT ile ilgili. Ali Tezel'e bağlanacağız. 16 Ocak 2023'te performansı ve gafları tarafından eleştirilen Almanya'da bakan Christian Lambert istifa etmiş. Alman Savunma Bakanı'ndan istifa etmiş. 11 Eylül 2022'de Hollandalı çiftçiler gösteri yapıyorlar bakanın aleyhinde, bakanın işini yapamadığı konusunda. Ve bakan Henk Staghouwer, ben bu işin adamı değilim, bunu anladım deyip istifa etmiş. Başka ne olmuş? Yine Hollanda'da Dışişleri Bakanı istifa etmiş. Bayan Kalk. Gerekçe de şu, Afganistan'ın büyükelçiliğinin boşaltılması sırasında tartışma çıkıyor yöntem konusunda ve hakkında Gensoru önergesi veriliyor. Gensoru önergesi mecliste kabul ediliyor, görüşülmesi kabul ediliyor. Onun üzerinde bakan istifa ediyor. Ya daha suçlanmadı. Sadece Gensoru önergesi kabul edildi. Sonunda belki hani sizi suçlayacaklar. Hayır, onu beklemiyor. Gensoru'nun kabul edilmesini bile kendine yediremiyor ve istifa ediyor bakan. Başka nerede örnekler var? Başbakan istifası Liz Truss İngiltere'de istifa ediyor. İstifası da şu. Ekonomik enflasyonu düşürecektik, insanların yaşam standartlarını yükseltecektik. Bu konuyu yapamayacağımı, başarılı olamayacağımı anladığım için, başaramayacağımı anladığım için istifa ediyorum. Yapabilecek birisi gelsin. İstifa ediyor. Ya dur belki yaparsın. Yok. Böyle affını falan istemiyor. İstifa ediyor. İspanya'da Ulaştırma Bakanlığı'nın üst düzey iki görevlisi yanlış tren alımı yüzünden istifa ediyorlar. Ya düzeltilirdi, ne olacak yanlış tren alımı? Türkiye'de olmadı mı yanlış tren alımı? Yanlış vagon alımı olmadı mı Türkiye'de? Oho, neler neler oldu. Kimse istifa etti mi? Ya onun için de istifa edilir mi? Onun için de istifa edilir mi? Bu arada Carmen Montón, Sağlık Bakanı İspanya'da sahte diploma. Aslında sahte diplomadan ziyade şöyle bir olay var. Yüksek lisans diplomasında intihal ve notta biraz oynama yapıldığı iddiası, daha kesinleşmemiş iddiası üzerine Sağlık Bakanı istifa ediyor. Evet, Türkkan ve Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına, tabii Karma Komisyon dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar vermiş. Meclise gelecek, mecliste görüşecek, meclis de kaldırılması konusunda oy verirse. Ya Türkiye'de kendi bakanlığına günü geçmiş dezenfektan satan bakan dokunulmazlığı tartışılmadı. Kocasıyla birlikte milyonluk yatlar alan, kiloyla altın stoklayan, abisi, SPK Başkanı abisi, 180 milyon dolarlık bir servete sahip denen Zehra Taşkesenlioğlu hakkında böyle bir talepte bulunulmadı. Hele Türkiye'de pek çok suç örgütü liderinin odasından geçtiği İçişleri Bakanı hakkında hiç böyle bir şey düşünülmedi. Hiç böyle bir şey düşünülmedi. Dokunulmazlığı kaldırılsın, şu olsun, bu olsun falan. Ki istifa bile etmedi. Ve Amerika'nın aradığı adam Türkiye'ye gelmiş, yatırımlar yapmış. Türkiye'de de bir takım faaliyetlerde bulunmuş. Sonra mal varlığına el konmuş. Sonra birisi araya girmiş, İstanbul Başsavcı Vekili. Mal varlığı üzerindeki şey kaldırılmış, blokaj kaldırılmış. Sonra bakanlığa çağrılmış. Bakanlıkta kaç demişler, kaçmış yurt dışına. Şimdi Amerika'da yargılanıyor. O da geçmiş bakan. Ve sonra bir iddia vardır. Bakanın bir gazeteci ona haber gönderdiği, 10 milyon doları ver geri dön dediği ortaya çıktı. Yalanlıyorlar. Tabii yalanlanıyor bunlar. Genellikle yalanlanır. Ama ses kayıtları vardı hepsinin. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Daha neler oldu. Efendim mahkemede üstelik kendisi de bir avukat örneğin Ali Mahir Başarır mahkemeyi eleştiriyor. Ona mahkemeyi basmak dediler. Ya nasıl böyle bir şey olabilir? Kendisi zaten bir hukukçu. İşte demokrasi onun için çok önemli bir ülke için. Çok önemli bir ülke için. Evet, diğer Türkkan'ın efendim bir şehit ailesine yakınına hakaret. Hatta şehit yakını bile olmadığı da iddia edildi o kişinin. Ama biz cezayı vereceğiz ya da işte dokunulmazlığını kaldıracağız. Peki Ali Mahir Başarır ya da korkacaklar mı? Neden suçlanacaksınız? Neden korkacaksınız? Ama yapılan tam bir partizanlık işte. Daha ne söylenir? Şurada bir iki tane daha ilginç istifa nedeni geldi. İspanya'da Genelkurmay Başkanı istifa ediyor. Neden biliyor musunuz? Sırası gelmeden COVID-19 aşısı olduğu için. Eleştiriler çoğalınca diyor ki Genelkurmay Başkanı, astlarıma örnek olmak için istifa ediyorum diyor. Yani ne gereksiz bir istifa değil mi? 26 Kasım'da İspanya'da Sağlık Bakanı Ana Montón yolsuzluk iddiaları üzerine istifa etmiş. Bu arada İspanyol Bakan Panama belgelerinde adı geçmiş. José Manuel Soria. Daha bir şey yok. Adı geçmiş. Daha soruşturma falan da başlamamış ama istifa etmiş. Bakın sistem böyle yürüyor. Demokrasilerde sistem böyle yürüyor. Onun için hani Batı demokrasileri diyoruz. Batı'nın işte bizimkiler tartışma yaparlar ya, işte ahlakın, Batı'nın ahlakı bu. Doğu'nun ahlakı nasıl? İşte o iki imam var ya hani kilisenin çadırının önünde dedikodu yapan, gıybet yapan. Onlar. Evet, Ali Tezel'e bağlanalım. EYT'lileri ilgilendiren gelişmeler konusunda Ali bize bilgilendirecek. Ali Tezel, merhaba. Tamam, Ali Mahir Başarır'ı bağlamaya çalışıyorlar. Ali Tezel'e ulaşamadık mı? Sonra alırız. Heh, tamam, hemen alıyorum. Evet, Ali Mahir Başarır şu anda bizimle birlikte. Merhaba. Merhabalar. Ne diyeceğimi bilemiyorum Ali Mahir Başarır. Bu dokunulmazlıklar konusunda yani aslında bekliyordunuz herhalde değil mi böyle bir şeyi komisyondan geçmesini? Bekliyordum. Sizinle üzüldüğümüz konu şu, böyle bir dönemde böyle bir karar veriyorlar ve başta Mersin Milletvekili Zeynettin Yılmaz olmak üzere sırıtarak çıkıp bunu açıklıyorlar. Herhalde onları bu mutlu ediyor böyle bir zamanda, ama hiç umurumda değil. Oy birliğiyle bu kararı vermişler. Onlar çok yakın bir zamanda oy birliğiyle, oy çokluğuyla bu ülkeden zaten gidecekler. Ben bugün Malatya'ya geçiyorum. Sayın Grup Başkan Vekili Özgür Özel'le depremzedelerin yanında olmaya devam edeceğim. Onlar istediklerini yapsınlar. Güzel günler yakın diyorum. Ne olacak? Kaldırsınlar. Önümüzdeki haftaları mecliste kalksın. Tutuklasınlar. Ne olur? Ben iki ay sıkıntı çekerim. Ama benim ülkem 21 yıllık bu esaretten kurtulacak. O günleri ben özlemle bekliyorum. Bir kez daha söylüyorum. O komisyon üyeleri sırıtarak bu açıklamayı yapsınlar. Ama son gülen iyi gülecek. Çünkü 84 milyon, 85 milyon gülecek yakında. Ali Mahir Başarır, az önce siz bağlanmadan önce ben AKP'deki bazı milletvekillerinden bahsediyordum. Zehra Taşkesenlioğlu'ndan bahsediyordum. Kendi bakanlığına günü geçmiş dezenfektan satan bakandan bahsediyordum. İşte odasından her türlü suç örgütüne bulaşmış insanların geçtiği bir İçişleri Bakanı'ndan bahsediyordum. Bunlar yani çok açık, net ortadayken yani böyle bir karma komisyondan böyle bir karar çıkması bilmiyorum, kamu vicdanını rahatlatmayacak ve de hatta rahatsız edecek bir karar bu. Efendim, inanın ben depremin olduğu günden beri Hatay'dayım, Maraş'tayım. Bugün Malatya'ya gidiyorum. Ben insanımı düşünüyorum. Tarihin en büyük acılarını çekiyoruz. Gazeteciler gözaltına alınıyor. Bilim adamları gözaltına alınıyor. Seyirciye yasak geliyor. Milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılıyor. Şimdi böyle bir dönemde bu hesabı yapan bir iktidar ne düşünebilir? Ya benim huzurum sonsuz. Ben bu ülkenin bir tek kuruşunu el uzatmadığım gibi onları el uzatan çetelerle, hırsızlarla mücadele ettim. Benim hukuk bürom var. Milletvekili olduğum günden bugüne kadar 4 kez ziyaret etmişim hukuk büromu. O da arkadaşlarımızın cenazesi olmuş, iyi gün olmuş, kötü gün olmuş. Ben sadece işimi yaptım, görevimi yaptım. Bizim alnımız açık. Biz yetim hakkı, tüyü bitmemiş yetimin hakkını asla ve asla yemedik, onu savunduk. Ama onu yiyenler bugün Sinan Ateş'in zanlıları el kaldıracak. Bugün Zehra Taşkesenlioğlu el kaldıracak. Evet. Erzincan milletvekili rüşvet sözleşmesi yaptığı iddia edilen Erzincan milletvekili el kaldıracak. Kaldırsın efendim. Bu toplum her şeyi görüyor. Her şeyi görüyor. Burada hiç problem değil. En küçük bir endişem yok. En küçük bir çekincem yok. En küçük bir korkum yok. Hatta mecliste de kaldırsınlar. Orada konuşacağım. Belki tarihin en uzun savunmasını yapacağım. Neyi anlatacağım? 21 yıldır ayakkabı kutularından işte Zehra Taşkesenlioğlu'na kadar kimleri yargılanması gerektiğini orada anlatacağım. Getirsinler bu hafta meclise. Klasör klasör yolsuzlukları orada konuşup orada anlatırız. Hiç sıkıntı yok. Şimdi bir de Cumhurbaşkanı gene talihsiz bir ifadesi oldu. Sabah gazetesinde sabah okudum. Deprem turistleri diyor. Oraya bu depremlerle ilgili incelemeye, araştırmaya, hatta yardımcı olmaya gidenlere, herkese. Ben yani bir vatandaş olarak ne söyleyecek söz bulamıyorum. Ben tek bir şey söyleyeyim efendim. Bizler oraya gittik, acıları paylaştık. Bizler deprem turisti olmadık ama onun kurumları deprem takibi olabildi. Bu utanç ona yeter. Ben onun yerinde olsam bırakın sabah gazetesine, medyaya çıkmayı, sokağa çıkmam, otururum bir köşeye. Yüzüm kızarmış bir vaziyette oturdum. Ailemin yüzüne bakamam. Evet. Ne demek deprem turistleri? Biz turist olmadık ama onlar tatil oldu. Oturup kendi kurumlarına ve kendine baksın yani. Evet. Bu helallik konusunda ne diyorsunuz? Yani vatandaş gerçekten yürekten helallik... tabii bu sandıkta belli olacak ama. Efendim, bakın deprem gününde bile insanına adi şerefsiz kelimelerini kullanan, hakaret eden ya da Elbistan'da insanlara dağıtın diyen ya da işte hala dokunulmazlık ya da tutuklamaları getiren bir cumhurbaşkanı neyin helalliği? O on binlerce ölen yurttaşın yakınları, depremzedeler, hala çadır ve yemek sıkıntısı, beslenme sıkıntısı çeken o çocuklar, o insanlar, o analar, o babalar hakkını helal ediyor mu? Evet. Ben etmiyorum. Evet. Ben hakkımı helal etmiyorum Recep Tayyip Erdoğan'a. Evet. Ve herkes de böyle, büyük çoğunlukla böyle düşünüyor. Bunu böyle düşünüyor. Evet. Ali Mahir Başarır, çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde umarız geçmez ama dediğiniz gibi geçse ne değişecek? Türkiye daha mı demokrat olacak? Evet. Size iyi yolculuklar diliyoruz Malatya'ya. Hiç sıkıntı yok. Biz Malatya'dayız. Biz insanımızın, halkımızın yanındayız. Onlar bu işlere devam etsin. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz Ali Mahir Başarır. Evet, Ali Mahir Başarır'la birlikteydik. Şimdi bu kez Ali Tezel'e geçiyoruz. Emekli yaşa takılanların yasası geçti, mecliste kabul edildi. Bundan sonraki süreci Ali Tezel bize anlatacak. Ali günaydın, merhaba. Namık abi günaydın. Evet Ali, yani hep geldi gitti derken meclisten de geçti. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Önce senin dediğin gibi bundan sonra nasıl geçti olacak diye. Sonra bir de eksikleri söylüyorum çünkü EYT tam çıkmadı. Eksik çıktı. Şimdi EYT'nin resmi gazete yayınlanmasını bekliyoruz Namık abi. Resmi gazete yayınlanınca kanun yürürlüğe girmiş olacak ve EYT'li olup da şartları taşıyanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na emeklilik müracaatı yapabilecekler. Emeklilik müracaatı iki şekilde oluyor. Biri kağıt ortamında girip Sosyal Güvenlik Kurumu'na verince oluyor. Ya da E-Devlet şifresine girip E-Devlet'ten de başvuru yapılabiliyor. O da işte çıkıyor ya fark eden bir şey yok. Ben vatandaşlarımı genelde E-Devlet yolu üzerinden başvurularını tavsiye ediyorum. Çünkü daha kolay, daha basit bir yol. Soruları devamlı o soruyor. Sen cevap veriyorsun. Adın, soyadın ne? Doğum tarihin ne? TC kimlik numaran ne gibi soruları soruyor. Sen de cevaplıyorsun. Sonra da onaylıyorsun ve emeklilik müracaatı yapmış oluyorsun. Ama bir eksikleri de söylüyorum Namık abi. EYT'yi yıllardır bu hükümet çıkarmamıştı. Şimdi çıkardı ama bazı eksikleri var. Mesela 99 öncesinde yani EYT kanunu sebep olan 4447 sayılı kanundan önce kadın erkek fark etmez SSK'dan herkes 5000 gün sayısıyla emekli oluyordu. 99'da kademe geldi. 5000, 5075, 5150, 5225 gibi 75 gün artırımlı kademe geldi. Bunun da kaldırılıp 5000 gün olması bekleniyordu. Verilen sözler de öyleydi. Ama maalesef meclisten 5000 gün çıkmadı. 5000 ile 5975 arası çıktı. Bu da emekli yaşta kalanlar değil, emekli prime takılanlar diye bir şey oluşturdu. Çünkü insanlar 5000 gün beklentisiyle eksik olan günlerini gerek doğum borçlanması, gerek askerlik borçlanmasıyla 5000 güne tamamladılar ve öyle bekliyorlardı. Ama maalesef 5000 gün çıkmadı. Umarım ileride çıkarlar. İkincisi kısmi aylık. SSK'dan 5000 günle emekli olabildiği gibi 3600 günle emeklilik de var. 1999 öncesinde kadın erkek 3600 günle kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabiliyorlardı. 99'daki kanun kadınlar 58, erkekleri 60'a çıkarmıştı. 3600 günle emekli olmak isteyenler yine eskiden olduğu gibi kadınlar 50, erkekler 55'i bekliyorlardı. Maalesef 58-60'ı hükümet değiştirmedi. Aynen devam ediyor. Yine SSK gibi Bağkur'da da 99 öncesinde 5400 günü yani 15 yıl dolduran kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli oluyordu. 99'daki EYT kanunuyla kadınlar 56, erkekler 58'e getirilmişti. EYT kanunu bunu çözüm getirmedi. 99 öncesi şartlara çekmedi ve 50-55 gelmedi. Orada da bakurlar EYT'den 5.400 günden faydalanamayacaklar 50-55 yaşında. Yine staj süresi ve çıraklık süresi olan sigortalılar vardı. Onlar da bir beklenti içindeydi. Tıpkı 1987 yılında Özal'ın borçlanma hakkı verdiği gibi borçlanma hakkı bekliyorlardı. O da çıkmadı. Onlar da mağdur bekliyorlar. Yine tıpkı erkeklerin askerlik borçlanması gibi kadınlar da sigorta öncesi doğumları borçlanmak istiyorlardı. Maalesef bu yasada çıkmadı. Yani EYT biraz kadı çıktı Namık abi. Yani evet. Yani gene o zaman tepkiler gelecek mi yoksa bunu kabullenecek mi artık? Yok, kabullenmez çünkü çok bekleyen var. Sayıları 5 milyondan fazla bekleyen var bu sorunları. Bunların da çözüme kavuşması lazımdı. Kavuşturulmadı. Bu da EYT'nin eksik olması sebebi oldu. Yine onun... Ses mi gitti? Evet. Bu arada yine bu EYT gibi olanların da staj çıraklar, kadınlar ile böyle devam edecekler ki haklarını elde edebilsinler. Evet, yani o zaman da EYT tartışması bitmedi mi diyeceğiz? Bitmedi, bir devamı da var Namık abi. Abo sorunu. Yani EYT'den emekli olacaklar ama alacakları maaş 5500 lira civarında. Bununla kim geçinebilir? Bu da 99 ve 2008 yılında çıkarılan aboyu düşürme, yani aylık bağlama oranlarını düşürmek sebebiyle insanlara hak ettiği aylıktan daha düşük aylık bağladılar. Bunun için de mücadele devam ediyor. Yani EYT'yle 99 kanunuyla ve 2008 kanunuyla EYT'de aboyu düşük gösterip düşük maaş bağlayacaklar. Bu da EYT tam olarak abonun da düzeltilmesi lazım. Evet. Bir de tabii çalışmaya devam edecekler bu parayla geçinemeyecekleri için. Evet, aynen, çalışmaya devam edecekler. Yani emekli maaşı alacaklar 5.500 lira ama 5.500 lira ev kirasını yerleşim çocuklara açlık verecekler. Bu insanlar bu maaşla geçinemeyecekleri için çalışmaya devam. Evet. Çok teşekkürler Ali Tezel. Ekleyeceğin başka bir şey var mı Ali? Yok. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar. Evet, Ali Tezel eksik çıktı diyor. Bunun tamamlanması gerekir. 5.500'de kim hayatını sürdürebilir? Hele hele kiraların geldiği şu noktada. O yüzden bir takım düzenlemelerin yeniden yapılması gerekiyor. Ali Tezel'in ifadesinden anladığımıza göre. Evet, o Yunanistan haberini de bir verelim. Tekrar onun üzerinde biraz duralım. Sonra da sizi Eskişehir'e götüreceğim. Gerekçe çok önemli. İstifa gerekçesi çok önemli. Hiçbir şey olmamış gibi göreve devam edemem diyor. Şimdi Sağlık Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, pek çok bakan Türkiye'de. Pek çok olay yaşandı. Hiçbir şey olmamış gibi göreve devam edeceksiniz. Böyle mi? Ne dedi? Hiçbir şey olmamış gibi. Az önce örnekler verdim. Öyle bizde de, Almanya'da da kol saati yüzünden, üstelik 10.000 avroluk bir kol saati yüzünden istifa eden bakan var. Bizde 700.000 liralık kol saati yüzünden ben paramla aldım dedi. Sonra parasıyla almadığı ortaya çıktı. Sanayi ve Ticaret Bakanı. Başka? Biliyorsunuz ayakkabı kutularını, para sayma makinelerini hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Hepsi göreve devam ettiler. Öyle ilginç ki özellikle Genelkurmay Başkanı, İspanya Genelkurmay Başkanı erken sırasını beklemeden Covid-19 aşısı olmuş. Aslarıma örnek olmalıyım diyor. Ve istifa ediyor. Ve başka örnekler var burada. Size paylaştım biraz önce. Hakkında gen soru önergesi meclise kabul edilince Hollandalı bakan istifa ediyor. İngiltere'de başbakan söz verdiğimi yapamadım ve yapamayacak gücü de bulamıyorum kendimde. Başaracağımdan emin değilim diyor. İstifa ediyor. Yapamayacağım, bir başkası gelsin diyor. Burada işte bakan hemen istifa etti. O zaman Biz Türkiye'de neyi savunuyoruz? Biz Türkiye'de neyi savunuyoruz? Bakın, Türkiye'de bir belediye başkanı var. Hepiniz biliyorsunuz. Yıllardır konuşulur Türkiye'de. Yıllardır hep anılır. Yılmaz Büyükerşen. Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen. Yılmaz Büyükerşen bambaşka bir şehir kurdu. Yarattı. Sıfırdan yarattı. Ve bütün başkanlığı döneminde de bir muhalif belediye başkanı olarak görev yaptı. Yani AKP iktidardaydı. Recep Tayyip Erdoğan başbakandı. Yılmaz Büyükerşen belediye başkanıydı. Hiç mazerete falan gerek yok. Elbette engellemeler oldu. Ama Almanya'da Rainer Hermann şeyin önemli yazarlarından, Frankfurter Allgemeine'nin bir yazı yazıyor. Diyor ki, Bilbao'da diyor Guggenheim Müzesi neyse Eskişehir'de de Modern Sanatlar Müzesi odur diyor. İspanya'da Bilbao şehrinde Guggenheim Müzesi vardır. Ünlü mimar Frank Gehry'nin yaptığı müze, böyle titanyum kaplamalarla falan müthiş bir şeydi, güneş ışığında falan. O neyse diyor, odun pazarında ve oranın dokusuna uygun yapılmış Modern Sanatlar Müzesi, ki onu yapan da çok ünlü bir Japon mimar Kengo Kuma yapıldı. Müthiş bir sanat eseridir. Anadolu'nun bağrında bir yerde. Ve diyor ki, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan Cumhuriyeti'ne karşı demiş yazının başlığında da. Gerçekten Erdoğan Cumhuriyeti'ne karşı demişler yazının başlığında. Çünkü neden? Bir Anadolu kenti Erdoğan'a meydan okuyor. Çünkü Erdoğan'ın iktidarı boyunca köşesine çekilmemiş, mücadele vermiş, yepyeni bir şehir kurmuş. Diyor ki, bakın yazıda neler söylüyor. Alman yazar. Onlardan size birkaç şey vereceğim. Şehir tabii bir üniversite şehri. 3 tane üniversitesi var. 3 tane üniversitesi var. Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi. Yılmaz Büyükerşen'in hikayesi. Arkadaşlar fotoğrafları sırayla devam ettirebiliriz. Anadolu Üniversitesi rektörüydü Yılmaz Büyükerşen. Ve Anadolu Üniversitesi köy enstitüleri modeliyle eğitim veren bir üniversitesi. Daha sonra uzaktan eğitimi Türkiye'de başlatan üniversite oldu. Çünkü Anadolu Üniversitesi'nin tüm fakültelerinin bir döner sermaye üzerinden şirketi var. Ve öğrenciler çalışıyorlar. Onlar ihalelere giriyorlar, işte bir takım teknik projeler hazırlıyorlar dışarısı için. Üniversite kendi kaynaklarını yaratıyor. Ve bununla kalınmadı. Onu sonunda söyleyeceğim. Ve öylesine etkilenmiş ki Alman yazar, Eskişehir'le Frankfurt'ta kardeş şehir, Frankfurt'ta Allgemeine'nin yazarı bunu kaleme alıyor. Diyor ki, işte o Porsuk Nehri'nin modernizasyonundan, efendim o tramvay sistemine kadar ve bunların finansmanı konusunda da çok önemli ipuçları veriyor. Çünkü hükümetin engellemeleri yüzünden kamu kaynaklarından yeterince yararlanamıyor. Yani AKP'li belediyelere sağlanan olanaklar Eskişehir gibi diğer muhalif büyükşehir belediyelerine verilmiyor. Kendileri kredi buluyorlar. Ve bu kredilerin bir bölümü de engelleniyor. Tabii görev süresi doldu gerekçesiyle direktörlükten ayrıldıktan sonra, dediğimiz gibi televizyon stüdyoları vardı o Anadolu Üniversitesi'nin. Havaalanı yapıldı Anadolu Üniversitesi'ne ve Türkiye'nin havacılık eğitimi de veriyordu. Türkiye'nin havaalanı olan ilk üniversitesiydi. Daha sonra Anadolu Havalimanı dendi ona, uluslararası uçuşlar düzenleniyordu. Hatta bu büyük fiyasko Zafer Havalimanı hep zararda, hep devlet karşılıyor, kamu karşılıyor, biz karşılıyoruz. 1 milyon yolcu geçecek diyorlar, 5 bin yolcu geçiyor. O havalimanı kullanılmayınca baskı yapıyorlar. Anadolu Havalimanı'nı kullanmayın ki şimdiki adı Hasan Polatkan Havalimanı olmuş. Kendileri bir şey yapmıyorlar ama isim değiştirmede mahirler. Bir şey daha söyleyelim. Bu havalimanı üniversitenin kendi olanaklarıyla yapıldı. Ne kredi kullanıldı, Burada yazmış onu da Alman yazar. Kredi kullanılmadı. Kendi olanaklarıyla yaptılar. İmece usulüyle yapıldı diye her zaman anlatır Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen. Ardından şimdi kıyaslamalar yapalım. Hani hiç uçak inmeyen havalimanları var. Büyük paralar harcanmış. Şeyi düşünün. 50 milyon avroya mal olmuş. 50-60 milyon avroya mal olmuş Zafer Havalimanı. 210 milyon avro para ödenecek buraya. Düşünün, 210 milyon avro para ödenecek. Burada öyle milyon avrolar falan yok. 1 milyon avro bile yok. Kendi olanaklarıyla yapmışlar böyle bir havaalanı. Ve yıllık yolcu sayısı 150 binin üstünde, o civarda. Çünkü çevrede, yurt dışında yaşayan işçiler bu havalimanını istiyorlar. Gümrükle kurulmuş bu havalimanına ve bu havalimanı kullanılıyor. Şimdi hükümet bu havalimanını da engellemeye çalışıyor. Zaten Anadolu Üniversitesi'nin havalimanıydı. Şimdi Eskişehir Teknik Üniversitesi kurulunca havalimanı alındı. Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne bağlandı ve adı da Hasan Polatkan Havalimanı oldu. Aslında burada şöyle bir mesaj var. Yani hiçbir belediye başkanı engelleniyorum, efendim hükümet beni burada çalıştırmıyor deme hakkına sahip değil. 20 yılda müzeleriyle, Türkiye'de en çok müzeye sahip olan, en çok tiyatro salonuna, nüfusuna oranla sahip olan, opera binasıyla, kütüphaneleriyle, sosyal tesisleriyle, yaşam kalitesiyle bambaşka bir şehir yaratıyorsunuz. Ve dediğimiz gibi hiç kimsenin yakınmaya hakkı yok. Demek ki bir mücadeleye girerseniz her şey para değil, bir takım şeyler yapılabiliyor. Alman gazeteci ta Almanya'dan gelip bunu görüyor ve yazıyor. Hem de işte o fotoğraflar, onların yayınladıkları fotoğraflar, arkada görüyorsunuz o yazıdan alınmış fotoğraflar bunlar. Bu fotoğrafları biz çekmedik, onlar kendileri çekmişler. Ve bambaşka bir şehir ortaya çıkıyor. O yüzden hiç kimsenin mazereti yok. Hatta şunu da söylemiş Alman yazar. Diyor ki, efendim diyor, daha önce diyor belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen Cumhurbaşkanı adayı olabilirdi. Ama Ekmelettin İhsanoğlu'nu getirdiler, önüne koydular. İşte Devlet Bahçeli'nin teklifiyle ve de ağırlığını koymasıyla. Ve şunu da belirtiyor. Keşke böyle bir cumhurbaşkanı olsaydı Türkiye'nin diyor. Şimdi siz de gerçekten düşünelim. Bir tarafta Ekmelettin İhsanoğlu, bir tarafta Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen. Herkes yaptığıyla anılır. Gerisini ben size bırakıyorum. Bunu dediğimiz gibi Türkiye'deki insanların da anlaması gerekiyor. Ayrıca Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanmalı diye bir kitabı var. Bir Ömür Nasıl Yaşanmalı kitabında İlber Hoca diyor ki, bazen diyor bir insan çıkar diyor. Bazen bir insan çıkıyor. Bir paragraf, çok güzel bir paragraf. Bazen bir insan çıkar diyor, bir şehrin kaderini değiştirir diyor. O şehir diyor Anadolu'nun ortasında diyor, normal orta halli bir şehirken diyor, tiyatrolarıyla, operalarıyla, Ankara'dan, İstanbul'dan insanların konser dinlemeye, opera izlemeye gittikleri bir şehir olur diyor. Demek ki bir şehrin kalitesini yükseltmek, yaşam kalitesini yükseltmek çok büyük paralara, bütçelere ihtiyaç duymuyor. Bir vizyon gerekiyor, O yüzden şimdi Cumhurbaşkanı adayı aranıyor. Bir vizyon. Eskişehir Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Şimdi Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de yeni belediye başkanları var. Çok farklı, yine yakınmadan, AKP'den belediyeleri geri aldıktan sonra yakınmadan onlar da kaynaklarını buluyorlar. Ve Yılmaz Hoca'yı örneğinde olduğu gibi pek çok şeyi belediye başkanı oldukları kentlere kazandırmaya başladılar. Demek ki şimdi Mansur Yavaş'ta, Ekrem İmamoğlu'nda da gördüğümüz gibi hükümete muhtaç olmadan pek çok şey yapılabiliyormuş. Ama keşke demokrasiler doğru dürüst işlese de muhalif bile olsa hükümetler bu belediyelere destek verseler, demokratik bir yaşam ortaya koysalar, kime yansıyacak bu? Bize yansıyacak. Bizim hayatımıza yansıyacak. Bizim hayatımız iyileşecek. Önemli olan ne kadar para kazandığınız değildir. Asıl olan yaşam kalitenizdir ve kazandığınız parasının buna yetip yetmediğidir. Yaşam kalitesi yüksek şehirler kurmak zorundayız. Bakın, dünyada yaşam kalitesi yüksek şehirler sıralaması yapıldığı zaman Türkiye'den herhangi bir şehir giremiyor. Peki neden girmesin? Neden girmesin? Ama bu şehirlerimiz ödüller alıyorlar. Ödüller alıyorlar. Mesela Konya Belediye Başkanı'nın da başarılı bir başkan olduğu söyleniyor. Ki gene depreme de en çabuk ulaşan büyükşehir belediyelerinden biriydi. O parti bu parti. Asla ayrım yapmadan. Herkes işini yapsın ve hükümet de bu belediyelerin arkasında olsun. Evet, gerçekten çok çarpıcı yazıydı. Nereden başladık, nereye geldik? İşte iyilik yap, denize at, Halik bilmezse balık bilir demişler. O misal, bizim Türkiye'deki işler öyle yürüyor. Öyle yürüyor. İsterseniz programın sonuna doğru da birkaç gazete bahsedelim. Gazeteden bahsedelim. Sözcü gazetesinde Uğur Dündar'ın köşesinde İlker Başbuğ'la yapılmış bir röportaj vardı. Ondan bir bölüm sizlerle paylaşacağım değerli izleyiciler. Orada bu demografik yapıdan çok söz ediliyor. Hatay'ın deprem sonrasında demografik yapısını korumak Atatürk'e olan borcumuzdur demiş 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ. Önemli bir uyarı. Diyor ki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Atatürk Hatay sorununu neden şahsi davası kabul ettiği ve bunun çözümü için nasıl mücadele sergilediği tarih belgelerden önümüzde zaten. Böylece Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar büyük bir lider olduğunu bir kez daha şahit olduk diyor İlker Başbuğ. Diyor ki, 6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş merkezi depremler nedeniyle güzel ülkem Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinin en acı günlerinden birini yaşadı. Ancak tarihsel, kültürel ve demografik yapısıyla Hatay coğrafi konumuyla da stratejik bir önemdedir. Hatay Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de bir durum üstünlüğü sağlamaktadır. İskenderun körfezini adeta bir Türk körfezi haline getirmektedir. Diğer şehirlerimizde olduğu gibi bu güzel şehrimizden de göçler yaşanmaktadır. İnsanlar göç etmektedir. Ancak bu göç edenlerin uygun şartların oluşumu ile geriye dönüşleri sağlanmalıdır. Hatay'ın demografik yapısında değişime neden olabilecek sonuçlardan kaçınılmak zorundadır. Çok önemli bir uyarı. Hayatidir. Bu bizim aynı zamanda Atatürk'e karşı olan bir borcumuzdur diyor İlker Başbuğ, Uğur Dündar'la yaptığı röportajda. Ve Emre Kongar'ın yazısı da bugün önemli. Şahsım devletine karşı Atatürk'ün naçiz vücudu ve Türkiye Cumhuriyeti. Çok tartışılması gereken bir konu gerçekten. Devlet, hükümet, şahıs birlikteliği bir ortaçağ modelidir. Devlet, hükümet, şahıs birlikteliğinin ortaçağda kaynağı, dayanağı, toprak mülkiyeti, aile ve din olgusudur. Ne yazık ki devlet, hükümet ve şahıs birlikteliği 20. yüzyılda da faşizm olarak karşımıza çıkmıştır. Ancak tabii Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu devletin modeli egemenliğinin kaynağını aileden, gelenekten, dinden, Allah'tan alan son yıllarda meşruti rejime dönüşme sancıları yaşayan mutlakiyetçi Osmanlı İmparatorluğu yerine egemenliğin kaynağını halktan, milletten, seçmenden alan parlamenter demokratik rejimi hedefleyen laik cumhuriyet modelidir diyor Emre Kongar yazısında. Peki Atatürk'ün rejimi olarak parlamenter demokrasiyi hedeflediğini nereden biliyoruz diyor. Çünkü 1921 Anayasası'na göre bile kurulan meclis hükümetleri icra vekilleri heyeti reisliği yani başbakanlık makamı ihdas edilerek oluşturulmuştur. İlk icra heyeti vekilleri reisi de Mustafa Kemal'dir. Daha sonra Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı yani devlet başkanı olmuş ama icra vekilleri heyeti reisliği yani başbakanlık korunmuştur. Atatürk bilinçli olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık sistemini değil Avrupa'daki parlamenter demokratik rejimi tercih etmiştir diyor Emre Kongar hocamız ve yazısını şöyle bitiriyor. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diyor yazısının bitiminde Emre Kongar hocamız. Zaten mücadelemizin nedeni de bu. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Hani ben gidersem devlet biter. O kimler gelmiş geçmiş de devlet bitmemiş. O yüzden devlet benim diyenlerden bir tanesi de Mussolini'ydi. Yani benzetme yani belki bir teşbihte hata olmaz. Adamı Venedik Meydanı'nda ayağından astılar. Devlet benim diyen adamı Mussolini'yi. Öbür tarafta da Hitler'de devlet oydu. Her konuda o karar veriyordu. Ne oldu sonunda? Hep hüsranla sonuçlanmış çabalar bunlar. Barış Terkoğlu'nun bugün yazısı da futbolla ilgili. Barış da Maradonacı hareket engellenemez. Başakşehir stadında Başkomutan Erdoğan pankartı açılıyor. Ayağa kalkıp alkışlıyorlar. Fenerbahçe istifa deyince tribünleri boşaltıyorlar. Arda, Rıdvan, Burak'a referandumda evet dedirtiyorlar. Beşiktaş hayır deyince tehdit ediyorlar. Mesele futbolla siyaseti sokmak değil, siyaseti kimin yaptığı. Bahçeli'nin geçmiş mesajı elden ele dolaştı ama fazlası var. Partinin arşivine de dolaşınca hikaye daha ilginç hale geliyor. Hani sen çarşı bir dönem o diyorsunuz, göklere çıkartıyorsunuz, yere göğe koyamıyorsunuz. Sonra işler değişince çok kötü oluyor. Bölücü oluyorlar, bozguncu oluyorlar, provokatör oluyorlar. Nereden baktığınıza bağlı tabii. Nerede durduğunuza bağlı. Bahçeli'nin zaten nerede durduğu da pek belli değil. AKP'nin yanında mı duruyor? Bir ara karşısındaydı, şimdi yanında. Acaba yanında mı, arkasında mı, önünde mi, sağında mı, solunda mı belli değil. Yani haftada bir grup toplantılarına çıkıyor. İşte bir de bazen Erdoğan'ın peşinde deprem bölgesine de gittiler. Orada halk tepkisini gösterecek elbette. Hiç hakkınız yok o insanlara hakaret etmeye. Hem de hiç hakkınız yok. Adam derdini anlatacak. Niye gittiniz o zaman oraya siz? Dinlemeyeceksiniz madem insanları. Sessizlik. Sessizce dolaşın, çıkın gidin o zaman. Bu nasıl siyaset yahu? Olmaz olsun böyle siyaset. Siyaseti de öyle, kulüp üyeliği de öyle. Ve bunlar Türkiye'nin kaderinde rol oynuyorlar. İşte Türkiye'nin sorunu, en önemli sorunu maalesef değerli izleyiciler bu. Bunu aşamadığımız sürece biz iyi günler de gördük. Her şeye rağmen iyi günler de gördük. 70'lerde de gördük. 70'lerde de sokaklarda insanların öldürüldüğü dönemler vardı. Ama her şeye rağmen Türkiye'de bir takım kurumlar ve anayasa ayaktaydı. Bir hukuk vardı. Evet, yarın biz yine burada olacağız. Bugün de programın sonuna geldik. Yarın biz gene burada olacağız. Programımız devam ediyor. Yarın Hüsnü Mahalli ile birlikte olacağız. Cuma günü Özdemir İnce ve Pazar günü de tarihçi Sinan Meydan'la burada olacağız. Tekrar görüşmek üzere.